Şimdi derbiye dair başlıkları konuşalım istiyoruz. Al spor yorumcusu Taner Karaman da bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Taner hoş geldin, nasılsın? Sevgili Çiğdem hoş bulduk. Sen nasılsın? Günaydın. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi iki takıma dair son ayrıntıları, özellikle kadrolarla ilgili cevap bekleyen soruları konuşacağız ama sence bu derbi kim ne kadar hazır? Genel yorumlarla bir başlayalım. Bunu söylemek gerçekten çok kolay değil çünkü ya, milli aradan sonra denk gelen bir derbi karşılaşması olduğu için hangi futbolcu milli aradan nasıl döndüğü kısmını tartmak kolay bir iş değil. O yüzden de iki takım da çok sayıda milli futbolcu olduğu için de ne kadar hazır durumdalar, ne kadar eksiksiz geliyorlar bunu bilmiyoruz. Ama her şey çok rutininde ve son haftadaki gibi olursa o zaman biraz daha ibre Galatasaray'a doğru kayıyor gibi gözüküyor. Çünkü Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı oyun tarzının özellikle üçlü savunma anlayışında burada Gustavo'nun da olmadığını düşünürsek, Gustavo çünkü nasıl bir rol üstleniyordu? Çok en temel kavramıyla kale duvarı gibiydi. Yani burada ceza sahasının önünden öyle bir set oluşturuyordu ki bazı Fenerbahçe taraftarları Gustavo'yu hücuma kalkmadığı için tabiri caizse el freni olarak yorumlasa bile aslında orada ceza sahasına rakibin girmelerini ciddi oranda azaltan bir isim Gustavo. İşte onun yokluğunda Galatasaray gibi etkili uzaktan vuruşlar da yapabilen oyunculara sahip bir takımın sıkıntı çıkartma ihtimali çok yüksek Fenerbahçe. O yüzden normal şartlar altında Galatasaray biraz daha derbide galibiyeti puana yakın taraf gibi gözüküyor. Şimdi o zaman en merak edilen soruları, bize en fazla yöneltilen soruları ben de sana yöneltmek istiyorum. Daha önce de konuştuk. Son dönemde tartışılan Pereira'nın derbiye üçlü mü yoksa dörtlü sistemle mi çıkacağı konusu merak ediliyor. Buradan başlayalım istersen. İdeali ne olacak? Kendi sisteminde ısrarcı olacak mı? Bir takım değişiklikler bekliyor musun? Ne dersin? Açıkçası arada kendisi yani Vitor Pereira'nın dörtlü savunma üstüne bazı denemeler yaptığını biliyoruz. Bu tarz denemeleri yapmasının en büyük sebebi karşılaşmaya dörtlü bir oyun anlayışıyla başlamak mıdır yoksa oyunun gidişatında dörtlüye dönmek midir dersen sanki biraz daha ikinci taraf gibi gözüküyor. Oyunun gidişatında dörtlü anlayışa dönmek gibi bir niyet olabilir Vitor Pereira'nın. Bu yüzden de ben sisteminden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Zaten bu tarz sistem değişikliklerini Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı yapıyor olmak da çok riskli. Bu riske de girmeyecektir. Alışılmış bir şekilde devam edecek bir Vitor Pereira olacağını düşünüyorum. Bu tabii üçlü oynamanın da sıkıntıları var bu karşılaşmada. Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu modeli buna elverişli olmadığını görüyoruz. Şu ana kadar en azından bunu gördük. Devre arasında yapacağınız bazı takviyelerle belki üçlü oyun modeline bu takımı alıştırabilirsiniz ama şu anda bu modele çok alışık değil. Çünkü Fenerbahçe takımı sevgili Çiğdem fiziksel anlamda problem yaşayan bir takım. Dün spor ajansı programında da çok az ifade etmiştim bu konuyu. Ligin ikili mücadele kazanma performansı da en kötü dördüncü takımı Fenerbahçe. Bu tarz fiziksel mücadeleye giremeyen, fiziksel mücadele problemi çeken takımlar üçlü savunma oyununda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Çünkü üçlü savunma oynamak ya da 3-5-2, 3-4-3 gibi oyun modellerine geçmek futbolculara özellikle savunma adamlarına %20, %30 daha fazla efor harcama anlamına geliyor. Peki Fenerbahçe'nin bu eforu harcayacak gücü var mı dersen? Yok, şu ana kadar görünen bu. O yüzden de Galatasaray gibi bir takıma karşı Fenerbahçe zorluk yaşayabilir. Yani şu da konuşuluyor tabii. Mesut Özil'in derbide ilk 11'de olup olmayacağı. Bu da en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Hiç duyumun oldu mu ya da ideali ne olmadı? Yani ilk 11'de başlar mı, kulübede mi oturur? Oyuncunun mesajlarını sosyal medya hesaplarından takip ettik. Biz hazırız diyor. Güzel mesajlar attı. Biz takım olarak hazırız. Sizden de destek bekliyoruz dedi. Sence olacak mı 11'de? Olmalı mı? Olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mesut da Vitor Pereira tarafından kulübeye çekildiğinde haksız bir sebeple çekilmedi. Gerçekten de oyun anlayışına uymayan bir Mesut Özil var. Şunu söylemem lazım. Problem Mesut Özil'de mi yoksa problem Pereira'nın oynatmaya çalıştığı sistemde mi dersen burada %50 %50'lik bir durumdan bahsedebilirim. %50 Vitor Pereira'nın oynatmaya çalıştığı oyun anlayışında orta saha hatlarının çok hızlı geçiliyor olması, bu bölgede akıcı oyunun ya da işte kilit pas, gollük pas dediğimiz kavramların çok fazla olmuyor oluşu, oyunun çok uzun toplarla özellikle hücuma dönüp oynamaya yatkın bir mantığa dönüşmüş olması bizim dünya çapında o pas futboluyla, oyun zekasıyla öne çıkan Mesut Özil'i izleyemememize neden oluyor.
Bu %50 kısmında Vitor Pereira'nın problemi. %50 nedir? Mesut Özil de hala da Fenerbahçe seviyesinde bir fiziksel oyun anlayışına da sahip değil. Pasif kalıyor. Bu pasif kalmak belki de oyun disiplinden kopmamasından dolayı da olabilir. Çünkü Mesut kaleminde bir oyuncu da evet maç içerisinde topla buluşamıyordur, top ona gelmiyordur, o topu alamıyordur. Bunların hepsi olabilir. O da bunu almak için mücadele vermiyor olabilir. Çünkü burada teknik direktörün verdiği görevi yerine getirir futbolcu. Bu anlamda Mesut'a da kızmıyorum. Ama Mesut Özil'den faydalanmak için de üçlü modelden birazcık vazgeçmek gerekiyor. Bu üçlü anlayış varsa da Mesut Özil'in sahada olması Fenerbahçe için bir kişi eksik olmak anlamına da gelebilir. Peki şunu da sorayım. Kaleci performansları da biliyorsun maç öncesinde çok konuşuldu. Soru işareti yaratan bölgeler. Berke'yi sorayım önce. İlk derbisinde karede nasıl bir performans bekliyorsun? Rakamları ne anlatıyor bize? Artı bir baskı yaratır mı bu durum kendisi üzerinde? Muslera da çok iyi gitmiyor. Ne dersin? Beklentin ne kaleler açısından? Şimdi burada Berke açısından iki farklı motivasyon var. Birincisi 50 bin tane Galatasaray taraftar önünde sahaya çıkacak ve kariyer maçını oynayacak. Türkiye'nin en önemli derbilerinden bir tanesinde deplasmanda 50 bin taraftarın önünde Fenerbahçe için mücadele verecek. Bu kaleci için iyi bir motivasyon bu arada. Negatif bir motivasyon değil. Yani burada Berke heyecanlanıp da kalesinde goller görecek ya da pozisyon kaçıracak değil. Bu aslında Berke'yi daha da motive edebilecek bir durum. O yüzden de Berke kariyer maçına çıkıyor. Bu karşılaşmada göstereceği ekstra performanslar Berke'nin bir level atlamasına, seviye atlamasına neden olacaktır. Bu yüzden de Berke'nin motivasyonu bu olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz performanslarına bakalım sevgili Şidem. Yani Fenerbahçe'de kaleye geçtikten sonra, Altay'dan kaleye aldıktan sonra, Altay'ın sakatlığı sonrasında da tam anlamıyla Fenerbahçe seviyesinde de oyun oynamadığı gerçek Berke'nin. Bu da Fenerbahçe'nin bazı goller yemesine neden oldu bu oyun anlayışı. Diğer taraftan Muslera da yine sezonun daha doğrusu muhtemeldir ki Galatasaray kariyerinin en kötü başlangıcını yaptı artık. Ve her geçen günde ve toparlanmayı çok da fazla göremiyoruz Muslera'da. Birkaç karşılaşmayı kurtaran isim oldu ama onun dışında gerçekten de Muslera'nın da aranan adam durumunda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden iki takımın da kalecilerine çok iş düşürmeden oyunu böyle olabildiğince orta sahada oynaması gerekiyor gibi düşüncedeyim. Ama oyun modelinde taraflar böyle kontrollü oynayıp topu ayağında tutan tam anlamıyla hadi gol atacağız diye bir prese kalkan tarafında olacağını düşünmüyorum. Muhtemeldir. İlk yarı özellikle 0-0'a çok yatkın bir oyun göreceğiz. Bu arada İrfan Can'ı da sorayım son olarak. Sonrasında seni uğurlayacağız. O da ilk Galatasaray derbisini oynayacak. Yani muhtemelen ilk 11'de forma şansı bulması da bekleniyor. Nasıl bir performans bekliyorsun? Son rakamları nedir oyuncunun diye de sorayım. Sonrasında vedalaşalım. Şimdi Fenerbahçe'deki oyun anlayışlarına bakarsak Mesut Özil'e belki biraz daha yakın oynayan oyuncu kim dersen ben burada biraz daha çok net bir şekilde İrfan'ı söyleyebilirim.